Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Merkez Bankası beklenen yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Alınan kararla faiz oranı 250 baz puan artırılarak %35'ten %42,5'a çıkarıldı. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan dalgalanmalar bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda halka arz olan 3 şirket taban fiyatının da altında kaldı. %10'luk düşüş yaşayan hisseler yatırımcılarda paniğe neden oldu. Borsadaki bu düşüşün ne zaman düzeleceği ise henüz belli değil. Son günlerde araçlarını geri çağırmaya başlayan firmalara Toyota da eklendi. Toyota, dünya çapındaki 1 milyon 120 bin aracını geri çağıracağını bildirdi. Araçlarda sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olduğundan şüpheleniliyor. TÜİK, Ekim ayı tarım girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Ekim ayında %2,6, yıllık bazda ise %40,11 oranında artış gösterdi. Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıt istatistikleri de açıklandı. Trafiğe Kasım ayında kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda %1,3 azalarak 3 ay üst üste gerilemiş oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Dün benzine gelen zammın ardından bu gecede motorinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruş, Ankara'da 37 lira 78 kuruş, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıkacak. Türkiye'nin yerli ve milli ilk e-ticaret platformu olan pttavm.com halka arz olacağını duyurdu. Platform 50 milyon ürün ve 50 bin satıcısıyla e-ticaret sektöründe önemli bir yere sahip. PTT Genel Müdürü SPK'ya gerekli başvuruyu yaptıklarını ve PTTAVM'nin %15'ini halka arz etmeyi planladıklarını söyledi. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.